Efendim deniz altındaki tehditler, Aselsan üretimi düşük frekans aktif sonar sistemi DÜFAS'la tespit edilecek. Böylece düşman denizaltılar Türk donanması için tehdit olmaktan çıkacak. Yerli sonar sistemi 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümünde Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na kazandırıldı. 360 derece tarama yapacak. Deniz altındaki düşman denizaltı ve torpidoları uzun mesafelerden tespit edecek. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın gücüne güç katacak. Düşük frekans aktif sonar sistemi DÜFAS artık göreve hazır. Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün, 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümünde Çanakkale geçilmez diyen milletimize ve şanlı ecdadımızın ruhuna armağan olsun ifadelerini kullandı. Aselsan, teknolojik birikim ve yeteneklerini kullanarak Türkiye'nin ilk yerli ve milli ufuk ötesi denizaltı savunma harbi sonarı sistemini tamamen özgün teknolojiyle mavi vatana kazandırdı. Yurt içi imkanlarla tasarlanıp üretilen ilk ve tek çekili aktif sonar sistemi DÜFAS, akustik sinyalleri aktif sonar bileşenleri aracılığıyla yayınlıyor. Yayınlanan sinyalin hedeflerden yansımalarını pasif sonarla toplayarak su altı taktiksel resmi oluşturan DÜFAS, uzun menzilde yüksek doğrulukta su altındaki tehditlerin tespitini ve takibini sağlıyor. Sonar performans modelleme kabiliyetiyle dikkat çeken DÜFAS, bistatik, multistatik çalışmaya uygun mimarisiyle öne çıkıyor. Sistem, denizaltı gibi tehditlerin tespitini ilave olarak pasif sonar modunda ortam gürültülerini dinleyerek torpido gibi tehditlerin de tespitini yapıyor. DÜFAS aynı zamanda bir torpido tehdidi algıladığında karşı tedbir ekipmanlarını devreye sokarak riski ortadan kaldırıyor. DÜFAS'a muadillerinden farklı olarak Hızır torpido karşı tedbir bileşenleri de entegre edilebiliyor. Sistem, düşman platformlarından atılan torpidoların bertaraf edilmesi için uygulanacak en uygun karşı tedbir taktiğini ve gemi kaçış manevralarını da gösteriyor.